Tuğla abi. Uzaylılara böyle. Evet şu an aramız. Görmüş olduğunuz arıya gayet sakin yaklaştığın dönem içerisinde arı size zarar vermez. Öpelim. Daha yakında isterse nasıl isterse o şekil bakabiliriz yani. Ahmet'e gitarla gideydin. O zaman insanın dostudur. Arıdan hiçbir zaman için zarar gelmez. Artı arı soktuğu zaman elinde, kolunda, dizlerinde hiçbir yerinde herhangi bir ağrı kalmaz. Bunu duruyor bu. 10 yıldır bu arı işinde uğraşıyorum. Arı insanı sokabilir. Ama şu ana kadar beni sokmadı, sokabilirdi. Kendime göre eğittim. O da tabii ki kendine zarar vermeyen kişiyi biliyor. Bildiği için de zarar vermiyor. Ben her akşam gelir açar bakarım. Alırım elime. O gelir bana konar. Üzerime konar. Severim, o da beni sever. Her an ben ona zarar vermediğim için, zarar vermeyeceğimi de bildiği için o da bana zarar vermez. Artı arı soktuğu zaman insana çok faydalıdır. Elinde, kolunda, dizinde, herhangi bir yerinde ağrısız kalmaz. İnsanı rahatlatır. Ben çok memnunum yani 3-5 tane soksa istiyorum. Sokmuyor. Gayet de bakıyorum yani. Açarım, bakarım. Herhangi bir hastalığı var mı diye bakarım. Var olası varsa ilacını yapar. Gayet memnunum yani. Şimdi arı doğayı dengeleyen ekoloji böyle bir sistemdir. Bugüne kadar beni çok sokmuştur. Belki 50-100 tane arı sokmuştur. Ama ben hiçbirine şikayetçi değilim. Ben korumasız girerim. Korumasız bakarım. Bakın işte geliyor. Bir tane geliyor. Zarar vermez. Sen niye gane çırpın o böyle elin hareket yapma. O da size zarar vermeden çeker gider.